Yele. Yele doğru cevap. Ecnebi. Ecnebi doğru cevap. Fön çekmek. Fön çekmek doğru cevap. Su. Efendim? Su dökülmek. Su dökülmek doğru cevap. Hanımlar beyler, günün 3. yarışmacısıyla baş başayız. Ay finalinde Harun Bey, nasıl hissediyorsunuz? Biraz daha heyecanlı diğerlerine göre. Gerçekten mi? Ya ben de heyecanlıyım tuhaf bir şekilde. Sanki hani ilk defa yarışmayı başlatıyormuşuz. İkiniz de ay finali almasak. Ya evet de para kazanılacak ya, ondan mı heyecanlıyım? Neyim var benim sevgili izleyenler? Vallahi bilmiyoruz artık. Yani. Var mı bir değişiklik? Yok, değişiklik yok. Aynen hayat devam ediyor aynı şekilde. Ha, eşiniz ve evet, yakışıklı misafirimizle geldiniz. Aynen. Nasılsınız? Teşekkür ederim İbrahim Bey. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Ben de iyiyim. Var mı orijinal bir şey? Yok. Yani güveniyoruz yine. Yine güveniyorsunuz. Aynen. Harikulade. Güzel sonuçlarla gideceğiz. Zaten şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben daha önce 10 seneden beri yaklaşık bir yarışmayı izliyorum. İnsanlar böyle çıkıyorlar. Ya o aktiviteler, bu böyle sosyal sorumluluk projeleri vesaire vesaire. Eşim, ya biz ne kadar düz yaşıyormuşuz. İnsanlar, ne insanlar var ya diyorum. Yani millet uçuyor kaçıyor böyle, biz işte yani günlük hayatımızı götürüyoruz yani. Helal olsun diyorum yani, takdir ediyorum yani, hani böyle haset manası takdir ediyorum. Keşke biz öyle olabilsek diyorum yani. Çok zarif bir şeye değindiniz. Değinme biçiminiz de çok zarif Harun Bey. Ne dediğinizi anlıyorum. Her zaman tabii duyulduğu kadar yoğun olmuyor o şeyler. Ama tabii mümkün olduğu kadar, yani vaktimiz olduğu kadar, yani bir 2 saat bile böyle şeylere vakit ayrılabildiği zaman çok faydası tabii, dokunuyor. Tabii kesinlikle. Gerçekten. Beyefendi siz nasılsınız? İyiyim. Yolunda mı her şey? Yolunda. Heyecanlı mısınız bugün? Aslında heyecanlım şu an, dünyadaki herkesten daha heyecanlı. Gerçekten neden? Yani babam eğer yani yarışmayı kazanırsa, parayı da alırsa bana doğum gününde alacağı şeyi şimdi alacakmış. Ya ne alacak biliyor muyuz? Şey, bir tane robot var, küçük bir robot, onu alacak. Küçük bir robot, ne, nasıl bir şey? Şey, insan gibi canlıymış gibi gerçekten ama yani 2 tanesi var, birinin adı Cosmo, diğerinin adı Vector. Tamam, bir şey söyleyeceğim, baban kazanamazsa ben alacağım sana. Tamam mı? Tamam. Robot cepte. Artık devam. Ayaklarınıza sağlık tekrar. Tamam. Harun Bey, evet, gaza geldim. Ufaklığa robot hediye ettim. İnşallah kazanırsınız da şaka yapıyorum. Öyle bir muhabbet geçti aramızda da, bak hani öyle muhabbet olsun ama burada ifşa etti. Tabii canım, o unutulur mu Harun Bey? Aa, bana sorun, bana 7 yaşındayken verilmiş sözleri hala tutuyorum aklımda. Anneciğim buradan sana sesleniyor. Şaka şaka. Evet. O doğum günü hediyesi olacaktı da dedim böyle bir kıyafet olsun bari diye, ama neyse artık kendi bakacağız. Hayırlısı bakılacak ona belli evet ki. Harun Bey, başlayalım mı? Ne dersiniz? Başlayalım, fena gitmiyoruz sanki. Biraz da sakinledik. Evet, evet, daha iyi, daha iyi. Başlayalım. O zaman hanımlar beyler, ilk kelimemiz geliyor. Tinsel, spiritüel, psikolojik anlamlarında Arapça kökenli sözcük. Ruhi. Ruhi. Ruhi doğru cevap. Efendim 4 harfli 2. kelimemiz geliyor. Halk kültüründe kıran kişinin 7 yıl evlenemeyeceğine inanılan sırlı cam. Sırlı cam. Sırlı cam. Vazo. Yok efendim. Sırlı cam. Sırlı. Halk kültüründe kıran kişinin 7 yıl evlenemeyeceğine. Ya. Uğursuzluk getirir denir kırılınca. Ay, kırılırsa uğursuzluk getirir denir. Sırlı cam. Sırlı cam. Cama sır niye süreriz efendim? Bilir misiniz? Vazo dedik değil. Vazo. Sır neydi ya? Sır işte bir malzeme. O cama sürüyoruz. O bir başka bir nesne oluyor. Cam halinden farklı bir şey oluyor. Aklım gelmedi. Bir harf alayım. Bir harf verelim efendim madem öyle. Y. Ayna. Ayna doğru cevap. İlkelin günahı olmaz evet, diyelim aynen. Harun Bey. 5 harfli ilk kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Taştan veya ağaçtan yapılmış büyük havan. Taştan veya büyük havan. Evet. Taştan veya ağaçtan. Yani. Bunun kahvesi falan çok ağır. Dibek. Dibek doğru cevap. 5 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Tutukluların veya hükümlülerin yalnız olarak kapatıldıkları küçük oda. Hücre. Hücre doğru cevap. Efendim geçtik 6 harflilere. Buyurun sorusu şu şekilde geliyor. Ünlem haliyle çok güzel, iyi oldu anlamlarında kullanılan bir söz. Ünlem haliyle. Oh, oh olsun. Gibi. Oh nokta nokta oldu gibi. Oh neyi? Oh ne... Daha efendim bunun bakayım Arapça kökenli olması belki fayda eder. Çok iyi. Oh. Tek kelime. Oh oldu. Oh ha tek kelime. Tek kelime. Efendim. Oh'la birlikte. Oh yok. Oh yok. Harf alayım. Harf verelim. S. Çok da güzel oldu. Hedefi vurmak gibi düşün. İsabet. Ne? Ne? Evet. İsabet. İsabet efendim. Sığdıramadım ya. Efendim. Sığdıramadım. 6 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Çabuk etkilenen, duyarlı. Çabuk etkilenen, duyarlı. Hisli. Gibi. Hisli. İşte duygulu. O yapım eki yokmuş gibi düşünün. Hisli yapı... His... Harf alayım. Harf verelim efendim. S diyor. His, siz diyeceğim his. His var mı? Hisli yani his kökü var. His, kökü. Ama o yapım ekini atacaksın. Mahsun. Yok yok. His. Ünlü harfi değiştirerek gidin. His dediniz ya. Evet. Onun seslisini değiştirerek türetin. İçli. Harf alayım ya. Harf verelim efendim. Sas. Sas doğru cevap. Allah. Öyle bir yerden heceyi böldünüz ki ödümüz koptu Harun Bey. Kelimeyi mi söylüyor, kalaylıyor mu emin olamadık ama çok şükür kelime söylendi. Efendim 7 harfli ilk kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Bakın ne kadar da tatlı bir soruyla geliyor. Güçlü bir biçimde patlama anlamındaki İnfilak. Arapça kökenli sözcük. İnfilak. İnfilak doğru cevap. Efendim geldik yarışmanın ortasına. 3300 puanımız var ve 1 dakika 5 saniye süremiz var. Evet süre biraz. Evet sürede biraz sıkıntılıyız. O yüzden bir çıt daha hızlı olmamız gerekebilir. 7 harfli ikinci kelimemiz efendim yapım eki almış. Hayırlara vesile olsun. Bakın yapım eki alınca ne kadar da tatlı olmuş. Sorusu da şöyle. Alay yollu olarak eskimiş eşyalar için kullanılan bir söz. Yapım eki almış. Evet. Pörsün. Ona takılmayın. Eskimiş eşyalar için kullanılan söz. Külüstür. Harf alayım. Harf verelim efendim. Yormayalım. Ü. 43 saniye. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. 40 saniye. Bir harf daha alayım. Sanat eseri nereye konur efendim? Öyle düşün. Müzelik. Müzelik doğru cevap. Efendim 8 harflilere geçtik. İlk 8 harfli kelimemizde 3 harfli bir mastar var. Buyursunlar. Açılması, kırılması, sökülmesi gereken şeyler için güç kullanmak. Zorlamak. Ne? Zorlamak. Zorlamak doğru cevap. Efendim 2 kelimeden oluşan mecazi bir tabir ve aynı zamanda sıfat soruyoruz size. 2 kelime buyursunlar sorusu da bakın yağmur akıyor. Uzun boylu ve etine dolgun kimse, cüsseli. 2 kelime miydi? Evet efendim. İri yarı. Harf alayım. Aldık. Ne iki? Evet iki kelime. İri dediniz ya. İri kıyım. Ne? İri kıyım. İri kıyım doğru cevap. Efendim şimdi 9 harfli ilk kelimemiz geliyor. Kendisi 2 kelimeden oluşuyor. Sonunda da 3 harfli mastar var. Hayırlara vesile olsun. 9 harf. Buyursunlar sorusu şu şekilde. Kendinden geçirmek. Harf alayım. Harf aldık efendim. Kendinden geçirmek. Geçirmek. Mest olmak. Geçirmek. Mest etmek. Mest etmek doğru cevap. Efendim 9 harfli 2 kelimeden oluşan bir başka cevap arıyoruz. Buyursunlar. Yuttuğu gibi yuttuğunu tükürdüğü de keşfedilen harf en alayım. Çekici gök cismi. Kara delik. Kara delik doğru cevap. Bu kara deliğin yuttuğunu tükürdüğü ne zaman keşfedildi ya? Beyaz delikten çıkıyor da kara deliğin yuttu. Keşfedilmedi ya. Kara deliğin yuttuğu beyaz delikten çıkıyordu. Evet, kağıt çıklasın burada. O da beyaz delikten çıkıyor. Yani kara deliğin yuttuğu şey başka bir... Yani kara deliğin içine beyaz delikten düştüğünü duymuştum ben. O sadece söylen fotoğrafı da 5 sene bile olmadı fotoğrafı çekileli. Hayır, beyaz dediğin fotoğrafı oldu. Arkadaşlar şu an bilimsel bir tartışma çıktı. Bebeğim, çok özür diliyorum. Yarışmaya ara vermek zorundayız. İki bilim insanı burada birbirlerini yiyorlar. Çok teşekkürler yardımlarınız için. Ama kara delik tükürüyor demek ki. Biz onu sorduk. Aynen. Efendim 10 harfli ilk kelimemiz bakayım aşina olunan bir... Harf almayı gerektirir mi acaba? Efendim? Harf almayı gerektirir mi? Bakayım. Ya öyle de bilmiyorum ki Harun Bey. Belki de gerektirir ama gerektirmeye de bilir yani. Evet. Bir bakalım. Moda severler için geliyor. Buyursunlar. İçinden ışığın geçmesine izin veren kumaş. İçinden ışığın... Transparan. Transparan doğru cevap. İşte o kadar belli olmuyor ki şimdi. Evet. Zart diye bir tıkandıysa yandık yani. Ya ben kendime kızarım yani. Evet. Keşke harf al deseydik ya diye. Efendim 10 harfli 2 kelimeden oluşan bir söz dizisini soruyorum ve turu kapatıyorum. Son sorumuz. Tamam. Buyursunlar sorumuz geliyor. Alım satımda kabzımalın aracılık ettiği yiyecek grupları. Sebze meyve. Öyle? Zerzevat. Hayır efendim deminkini çevirin. Meyve sebze doğru cevap. Harun Bey ağzınıza sağlık 8700 puan aldınız. Evet. Bir saniyede arttırdınız. Tebrik ediyorum. Gün birincisi oldunuz. Akif Bey'e kadar en azından. Yani bu heyecana göre gene iyiydi. Evet gerçekten. Gereksizden daha heyecanlıydım valla. Tabii. Ben de onun farkındayım. Hı-hı. Ben kendimden de şey yapıyorum onu. Evet. Yani ben de bir yükseğim niyeyse. Tebrik ediyorum Harun Bey. Bakalım Akif Bey nasıl bir sonuç alacak? Ona göre ay birincisi kim göreceğiz. Hanımlar beyler Harun Bey'i alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve Akif Bey'i davet ediyoruz.